Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tertip ettiği Kale Burcu'nda Ramazan Söyleşileri programındasınız. Yine Ramazan'da iftar öncesini kendimize bahane eleyip programımızı yapmaya, muhabbet etmeye, hasbihal eylemeye niyetliyiz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz müziği, biraz muhabbeti kendimize bahane edip yine bugün Allah'ı zikredeceğiz inşallah. Fakat öncesinde her zaman yaptığımız gibi Fatih hocamız bizlere bir eser dillendirecek, söyleyecek inşallah. Bugün bize ne söyleyeceksiniz Fatih hocam? Söz ve sesi yine şahsımıza ait olan yar sinemi yak demedim. Gel acımı sar demedim. Sor halimi sor demedim. Yar diyemedim. Gel diyemedim. Gel diyemedim. Ay maşallah. Bira Bismillah dinliyoruz. Buyurun Fatih Hocam. Efendim tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tertip ettiği Ramazan Söyleşileri programındasınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, iki şey vardır, insanlar bunun kıymetini, çoğu insan bunun kıymetini bilmez. Birisi boş vakit, diğeri sıhhat. Yine 1. Süleyman, Padişah Süleyman, Devleti Aliye'nin 1. Süleyman'ı, Batı'da Muhteşem Süleyman olarak bilinen, Doğu'da ise adaletine binaen Kanuni Sultan Süleyman olarak bilinen Süleyman, muhibbi mahlasıyla şiirler yazan Süleyman, bir şiirinde, bir beytinde sağlıkla alakalı çok meşhur beytidir. Şöyle der: halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Efendim, bugün çok değerli bir konuğumuz var yine. Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi, aynı zamanda başhekimi Suat Zengin hocamız, Profesör Doktor Suat Zengin hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Safa Nasılsınız getirdiniz. bugün? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun, bizler de iyiyiz inşallah. Manzaramızı nasıl buldunuz? Gayet güzel. Yani Antep aslında çok şanslı. Biraz da üzüldüm. Belki de işimizin yoğunluğunda mıdır, nedir? Bu aradaki gerçekten restore edilmiş birçok tarihi eseri gezememişim. Evet. Onu da görünce üzüldüm. İnşallah en kısa zamanda ara sokaklardaki bu tarihi yerlerde hızlı bir şekilde gezmem gerekiyor, onu hissettim. İnşallah daha sonraki zamanlarda gezmek İnşallah. nasip olur diyelim. İnşallah. Peki hocam, buradasınız. Tabii ki ne konuşacağız? Hocamla telefonlaştık öğlen. Dedik ki sağlık, oruç, sağlık, Ramazan'la alakalı konuşalım. Tabii ki bu bağlamda sohbetimiz ilerleyecek. Muhabbetimizi bu bağlamda yapacağız. Fakat esas amacımız Allah'ı ve onun peygamberini, Resulünü zikretmek tabii ki. Ama onun öncesinde hocam, pandemi süreciyle alakalı Evet. size soru sormak istiyorum. Size hazır bulmuşken burada Eyvallah. Tıp Fakültesi Acil Tıp Bölümü başhekiminden, birinci ağızdan bu süreç nasıl geçiyor? Gaziantep pandemi sürecini nasıl geçiriyor? Bu Evet. konuyla alakalı ne dersiniz? Duymak isteriz. Eyvallah. Tüm izleyicilerimize öncelikle Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Tabii pandemi süreci sadece Türkiye'yi değil, Antep'i değil, tüm dünyayı şöyle bir sarstı. Bizim şehir bildiklerimizde hayır var. Belki de Muhakkak. bir takım şeyler bize anlatmak istiyor bu şehir görünen. Gönlümüz istiyor ki hiç kimse vefat etmesin. Muhakkak takdir Rabbimizden. Ona da amenna diyoruz. Pandemi süreci içerisinde Ramazan'a da denk gelmesi sebebiyle bir konuyu bahsederek asıl tıbbi meseleye geçmek isterim. Antep yaklaşık 5-6 yıldır savaştan kaçan Suriyeli kardeşlerine ev sahipliği yapıyor. Evet. Evet. Ensar muhacir ikilemini aslında bizatihi modern çağda ne yapıyor? Yaşatıyor. Bunun duası ve bereketi bence Antep'in üstünde. Çünkü bunun için söylüyorum. Tüm Türkiye'de pandemi sebebiyle vakaların yoğun görüldüğü bir takım iller var. Bir de az görüldüğü iller var. Antep aslında bu ortanın altında azlara yakın. Bence bunda da bir hikmet var diye düşünüyorum. Muhakkak. Evet, pandemi sürecinde Antep alınan tedbirlere verilen bir takım kurallarla alakalı demeçler, ondan sonra uygulamalarda benim gördüğüm kadarıyla çok güzel uyuyor. Bu şekilde devam etmelerini özellikle istiyoruz. Hastane olarak Antep yine şanslı donanım olarak. Çünkü gerek işte fakülte olarak gerek devlet hastaneleri
gerekse Türkiye'de en fazla özel hastanenin bulunduğu bir il. Yani kişi başına en fazla yatağın düşmüş olduğu özel hastaneler açısından da bir il. Nihayetinde başta bir ilde bir tane hastane pandemi hastanesi olarak belirtilmişti ama sonrasında bakanlık bunu belli koşulları taşıyan her hastane pandemi hastanesi olabilir şeklinde çevirince Antep bu açıdan yine bir şanslı hale gelmiş oldu. Sayılar açısından stabilleşmeye başlayan bir sürece girdik. Antep de bu parabolün tepesini aslında gösteriyor. Yani Türkiye ile uyumlu gidiyor. Üniversite açısından gayet iyi bir hazırlık dönemiyle biz buna girdik. Çünkü Türkiye'de ilk vakalar biraz daha batı illerimizde görüldü. Aslında Türkiye'nin kendisi tecrübe edinmiş bir sıralamada eğer bahsedecek olursak işte Çin, sonra Amerika, Avrupa derken Türkiye'ye geldi. Biz bir nevi oradaki yaşanmış olan olumsuzlukları ve olumlulukların olumlu bir takım şeylerin olduğu gibi hepsini alabildik. Yani bunu taşıyabildik. Bu açıdan da Türkiye'nin kendisi de şanslı bu konuda. Peki Gavin olarak Evet. ne katkıda bulunduk biz COVID-19'a? Gavin olarak öncelikle basamak basamak gidecek olursak ben Antep'teki kronik hastalıklar ve sürekli bize gelip bizde muayene olan hastalarımıza ve yakınlarına teşekkür etmek istiyorum. Yani süreç içerisinde en büyük desteği aslında onlar bize verdi. Nasıl? Hassasiyet Evet, gösterdikleri için nasıl mi? diyeceksiniz? Avrupa'da hastaların hastanelere başvurma oranları vesaireler bizdeki gibi değildir. Bizlerde biraz daha fazladır. Bu süreç içerisinde ertelenebilir hastalığı olan birçok hastamız ve yakınımız bu başvurularını biraz ötelediler. Artık biz yavaş yavaş ötelemeyin diyeceğiz. Yani çünkü haddinden fazla ötelemek bu defa sıkıntı yaratabilir. Biz bir hastalıktan kaçarken başka bir hastalıkla alakalı belki hastalarımızı kaybedebiliriz. Bunu da parantez içerisinde belirteyim. Öncelikle bizim hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza bu anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz. Ki biz böylece aslında birebir hastalarımızla, COVID hastalarıyla çok daha rahat ilgilenebilme fırsatı bulabildik. Antep Üniversitesi olarak basit tedbirlerden daha yüksek tedbirlere kadar aslında örneğin acil poliklinik girişindeki ateş ölçmeler, triyaj uygulamaları, yani olası vaka, şüpheli vakaların ayırt edilerek diğer hasta ve hasta yakınlarına temasını engellemekten tutun da yoğun bakımlarda sadece COVID hastalarının bakabileceğimiz özel yoğun bakımların hemen dizayn edilmesi, biraz yoğun bakım hastalarının azaltılması, ameliyathane koşullarının buna göre çalışan personellerimizin tedbirlerinin hatta son 15-20 gündür her gelen hasta ve hasta yakınımıza eğer maskesi yoksa girişte muhakkak biz bunu dahi vermeye başladık. Maske Evet, hediye biz ediyoruz. kendimiz veriyoruz. Yatan hastalarımız ve onların yakınları. Onlar. Artı şu süreç içerisinde birkaç servis hariç olmak üzere bütün servislerde hastalarımızı mümkün mertebe tek kişilik odalarda yatırmaya çalışıyoruz. İki kişilik yatak olsa dahi tek kişilik odalarda yatırmaya çalışıyoruz ki tedbir üstünde tedbirle gidelim. Antep tabii bu gündemde olan plazma tedavisiyle alakalı Türkiye'de ilk gündeme getiren üniversitelerden bir tanesi. Nedir hocam plazma tedavisi? Evet, ondan kısaca bir bahsetmek isterim. Plazma tedavisi aslında hastalığı atlatmış ve hastalığa karşı savaşta kullanılan antikorları kendisinde bulunduran bir kişiden aldığımız halk arasında beyaz kan olarak bilinen bir kanın sıvı kısmı. Tabii bunun bir şartları var. Her insandan bunu alamıyorsunuz yani. Öncelikle bu hastalığı geçirmiş olacak. 14. gün, 15. gün genel itibariyle iyileşiyorlar. Arka arkaya iki testinin negatif olması lazım. Yani biz bu hasta iyileşmiştir, eve gidebilir diyebileceğiz. Evine de gönderiyoruz. Bir 14 gün daha bu iki negatiften sonra geçmeli. 20 yaş ve 60 yaş arasında olmalı. Bayansa doğum yapmamış Olmalı. olmalı. Hiç doğum yapmamış Evet, olmalı. doğum yapmamış olmalı. Çünkü anne doğum esnasında bazen bu kan uyuşmazlığı doğum esnasında geçmelere bağlı olarak immünize olabiliyor. O immünizasyon belki verilen hastaya negatiflik, pozitiflik, Rh faktörleri ve kanlarla alakalı şey biraz tıbbi bir mesele. Ve
Bilindik özellikle işte HIV gibi, sifiliz gibi bir takım rahatsızlığın olmaması lazım ki zaten uygun olan donörlere biz kan bankasında bu testlerden muhakkak geçiriyoruz. Bu plazma alınıyor. Tabii plazmada kan grubu uyumu da var. Biraz Önemli. klasik kan grubundan biraz farklı. Altın kan grubu burada AB oluyor. AB grubu bizim için altın grup. Her 7 güne bir, 7 güne bir, 8 güne bir, 3 ünite mükerrer defa kişi verebiliyor. Bu sebeple özellikle AB grubundan iyileşmiş olan birkaç hastamız var. Günleri tamamlanan bir hastamız vardı. Ricacı olduk. İnşallah yakın bir zamanda verecek. Diğer hastalarımızı da bu konuda Antep'te Kızılay, üniversite olarak biz ve Sanko Üniversitesi aferin sertifikası mevcut olan yerler. Buralara başvurup gün test sonuçları uygunsa biz bunlardan plazmasını alıyoruz. Eğer 6 saat içerisinde bir uygun hasta varsa ki verilecek hastada belli bir koşullar taşıması gerekiyor. Bunu gama ışınlarıyla özellikle diğer patojenlerden arındırmak için bir işleme tabi tutuyoruz. Evet. Bunun bir üstü ki bizim ilk gündeme getirdiğimiz işte Japonya menşeli bir firma ile protokolümüz vardı. Tabii Kızılay artı bakanlık biraz ısrarcı oldu. Biz bunu İstanbul ve Ankara'da biraz daha yoğun bulunan yerlerde protokol hakkımızdan feragat edip oraya devrederekten oraya kurduk. Daha üst düzey mirasal denen bir sistem var. Yani çok daha patojenleri %99,9 derecesinde sıfırlayan. Bu işlemler biraz tıbbi işlemler. Bunlardan geçiriyoruz. İşte B12 Evet, vitamini evet. veriyoruz, ultraviyole ışından geçiriyoruz ve uygun donöre bir, iki, çok nadir olmak üzere üç ünite vererekten. Antep'te de böyle bir vakamız oldu. Yani Şifaya kavuştum hocam, iyi elhamdülillah soracaktım. gidişat çok iyi. Tavrısını bekliyoruz. Hasta bizde değil, kanı biz aldık. Ve tabii burada biz hekimlerin de bir WhatsApp grubu var. Yoğun bakımcıların vesaire. Bu da Muhakkak. paylaşıyoruz aslında. Yani hastalarımızdan şu kanlar, kan grupları bizde mevcuttur. Uygun olanlar şey yapılabilir şeklinde. Biz bazen Kızılay'da denk geliyor. Oradan istiyoruz. Başka bir hastane bizde oluyor plazma istiyor. Bir özel hastanedeki bir hastamıza verdik. İkinci dozunu uyguladık. Çok güzel de bir sonuç aldık. Gidişat iyi. İnşallah başka bir şey olmazsa tablosunu göreceğiz. İnşallah sağlıklı saatte hayırlı bir İnşallah. sonuca ulaşırız diyelim. Evet. Hocam yanılıyorsam düzeltin ama bunu ilk gündeme getiren Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Evet. oldu değil mi? Evet. Evet. Aslında Türkiye'de ilk gündeme getiren siz oldunuz. biz olduk. Bu işlem geçmişte de SARS gibi, MERS gibi, domuz gribi gibi diğer hastalıklarda da uygulanabiliyordu. Fakat şu andaki COVID ile alakalı uygulama için Dünya Sağlık Örgütü'nün kararı 28 Ocak'ta alındı. Yani bu hastalıkta da uygulanabilir. Yani dünya çapında da bir karşılık gördü. Evet, karşılık yok. Aslında dünyada Çin'de, diğer Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanmış ve müsaadesi de 28 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Akabinde bizim aslında Japonya'dan getirmeye çalıştığımız başka çalışmalar içinde olan cihaz gündeme geldi ki bu biraz daha üst düzey bir cihaz. Aslında bu aferez işlemini yapacak yani plazmayı alacak olan cihazlar Evet. Kızılay'da, bizde, Konukoğlu'nda diyelim ki başka üniversitelerde de var. Halihazırda birçok üniversite donöre uygun olan, uygun vaka durumunda bunu alıp uygulayabilir. Bizim gündeme getirdiğimiz biraz daha üst düzey bir teknolojiyle bu işlemin yapılmasıydı. Tabii vaka örneğin bazı illerde ilk vaka erken görüldüğü için iyileşme ve 28 günü tamamlama erken oldu. Evet. Yoğun bakım hastası da mevcutsa, kan grubu uyuyorsa onlar erken bunu uygulama fırsatı buldular. Evet. Biz ise geçen hafta içerisinde uyguladık Evet. bu vakayı. Halihazırda stoğumuzda da değişik kan gruplarından da var. İhtiyaç halinde hemen başka özel hastane, kamu hastaneleri de olsa hemen tedarikçi olarak vereceğiz o Vereceğiz. konuda. Pekala. COVID-19 vakasıyla Evet. alakalı. Şimdi meslek Ha. liseleri bir şeyler yapmaya çalışıyor, tıp fakülteleri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi de çok iyi işler yapıyor diyelim elhamdülillah. Elhamdülillah. Sizin aracılığınızla Bir hocam ekip. ve Ekibin ekiple. her bir. Yani bu süreçte bizi öyle duygulandıran şeyler oldu ki mesela bir tezcilerimiz var veya bir hasta yakınımız
İki aydır yatıyor. Ya ben maske dikebilirim dedi. Biz de iş adamlarımızdan, iki farklı iş adamımızdan ki Antep bu konuda maske kumaşı aslında derya diyelim. Evet. Hemen yüz binler adet dikebilecek kadar maske desteği geldi. AKM'nin sıra bizim de teyzelerimiz veya hastalarımızın yakınları evde dikmek isteriz dediler. İşte teyzeler odası başkanıyla temasa geçtik. Biz teyze göndeririz dediler. Üniversitenin içerisinde meslek lisesinde olan dikiş makinalarımız var. Elhamdülillah bu konuda da ne bileyim yani meslek lisesinden işte Kızılhisar meslek lisesinden hemen maskenin pileleme ile alakalı cihazları var. Biz onu yaparız dediler. Herkes ortak bir gayret Evet. Bu içerisinde çok güzel bir elhamdülillah. şey. Bir Bu kurtuluş çok değerli değil mi savaşı. hocam? Bu çok Çok. değerli. Bizim gerçekten Her millette moralimiz olmayan yükseldi. bir şey bu. Avrupa'da mesela ben çoğu insan soruyor ya maske bunlar bilmiyor mu? Maskeyi dikmeyemiyorlar falan. Aslında biz de hemen organize olabilen bir akıl var. Geçmişte. Yardımlaşabilen, Evet. organize olan, birbirini Evet. destekleyen. Evet. İşte yani biz diğer ülkelerden bunu çok daha az zayiatta atlatacaksak işte bu yardımlaşmayla mümkün olacak. Evet, inşallah hocam. Hocam biz her gün izleyicilerimize soru soruyoruz. Soru karşılığında ödül kitaplarımız Evet. var. Dün ödül alan arkadaşlarımızı açıklamak istiyorum. Müsaadeniz olursa daha sonra sohbetimize devam Estağfurullah. edelim. Abdülbaki İstek, Denge ve Raziye Deveci ödül kitapları kazanmışlar değerli izleyenlerimiz. Bugünkü sorumuz tabii ki hocamız da burada sağlıkla alakalı olacak. Sorumuz şu arkadaşlar. Batılı kaynakların hakimi tıp diğer bir deyişle hekimlerin piri ve hükümdarı olarak nitelendirdikleri El Kanun El Sagire fi Tıp adlı eserin sahibi olan alimimiz, bilginimiz kimdir diyoruz. Soruyu canlı yayınımızın altına Ramazan Söyleşileri hashtag ile cevaplandırabilirsiniz diyelim. Zaten soruyu arkadaşlar tekrar canlı yayının altına yazacaklar. Eğer hocamıza sorunuz varsa yine canlı yayının altına yazabilirsiniz. Biz değerlendirip hocamıza Evet. sorarız müsaadesi Memnuniyet olursa. duyarız. Hocam şimdi oruç ve Ramazan dedik. Çok meşhur ve güzel bir hadis-i şerifimiz var. Oruç tut, sıhhat bul. Evet. Bunun manası nedir hocam? Bilimsel bir karşılığı var mıdır? Evet. İnsan oruç tutarak nasıl sıhhat bulur? Tabii ki ruhu da sıhhat buluyor. Vücudu nasıl sıhhat bulur? Evet. Buyurun hocam. Olmaz mı? Yani şöyle bir geçmiş kitapları karıştırırsanız ciltler dolusu orucun faydalarıyla alakalı kitap bulursunuz. Yani Endülüs'e gidin milyon cilt kitap biliyorsunuz. Endülüs'te yok edildi. Birçok alim yetiştirdi. Özellikle bu konularla alakalı çok ciddi kitaplar vardır. Tabii Evet. elde kalan. Günümüze geldiğimizde bizim tıpçıların medikal dergilerinin biriktirdiği havuzlardan en büyük havuz PubMed olarak bilinir. Şöyle bir girin hemen işte İngilizce yazın oruç tutmak bir araştırın. Binlerce yayın çıkar. Binlerce yayın çıkar. Hemen hemen her hastalıkla alakalı. Başta İslam ülkelerindeki üniversiteler olmak üzere. İşte Japonların büyük bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalar var. Çok uzak değil. Özellikle mesela Urfa Üniversitesi'nde ve bizim üniversitede Evet. oksidanlar ve antioksidanlarla alakalı orucun etkisi nedir? Ki mesela yaşlanma, işte kanserin tetikleyici elementleri olarak bilinir oksidanlar. Oruçla alakalı ciddi çalışmalar var. Özellikle oksidan konusunda dünyada otur olan bir Urfa'daki bir hocamızın çalışmaları ve onun ekibinin çalışmaları var ki oruçta çok ciddi bir şekilde antioksidan yani oksidanları devre dışı bırakan elementler de müthiş derecede yükselme oluyor. Aslında sizin yaşlanmanızı engelliyor. Birçok ümüm hastalıklarınızın seyrinde yavaşlama, kliniğinde hafifleme, ağrısında hafifleme getiriyor. Evet. Yani böyle biraz daha kompleksten bahsedelim. Daha güncele gelirsek en basiti obezdir. Değil mi? Günümüzün hastalığı. Hastalığı. Evet, günümüzün hastalığı. Yani bugün Avrupa Amerika'nın özellikle masa başı iş, ondan sonra bilgisayar çağında çocuklarda oluşan müthiş bir obezite problemi var. Bakın birebir.
Değil mi? Yani diyetisyenler neyi sürekli tavsiye ediyor? Az yemek yemeyin, uygun yenmesiyle alakalı. O bir tarafta şöyle düşünün. Her yıl bir arabanızı ne yapıyorsunuz? Bir bakıma soruyorsunuz, gönderiyorsunuz, bırakıyorsunuz ustaya. Usta bunun yağını değiştiriyor, şey yapıyor, denlendiriyor değil mi? Tıpkı orucu da bir nevi vücudun bütün aksanlarının dinlenebileceği bir ara dönem gibi görmek lazım. Başta sindirim sistemi. Müthiş derecede dinleniyor. Yani işte yemek borusundaki kaslardan tutun da işte mide kasları, bağırsak sisteminin kasları. O bir tarafta çok ciddi manada sindirimden aldığımız besinleri sirküle eden veyahut da metabolize eden işte karaciğer, ona yardımcı olan safra, pankreas. Bakın bunların hepsini ne yapıyorsunuz? Bir süreliğine dinlendirmiş oluyorsunuz. Yani sürekli çalışan bir kişinin daim 24 saat bir insan nasıl çalışamıyorsa, yani bir çalışma dönemi, bir dinlenme dönemi var. Bu süre içerisinde ne yapıyorsunuz? Bu açıdan fırsat vermiş oluyorsunuz. Evet. Artı çağımızın diğer bir şeyi ki yiyecekler biraz da artık gerek tohumlardaki değişiklikler gerekse katkı maddeleriyle beraber değil mi? İsteseniz de istemeseniz de bütün kontrollere rağmen kanserojenler içeriyor. Yani Muhakkak. bir süre siz oruçta buna ara veriyorsunuz. Diğer bir taraftan işte ben yeşil ilacıyım. Yani hem COVID sebebiyle bunu hatırlatmaya ihtiyacı duydum hem de oruç sebebiyle ki Evet. COVID'de ciddi ciddi şu anda son dönemde de çıkan bütün vakalarda sigara içimi birebir ölümle ilişkili. Fırsat bu fırsat. Hem Sigarayı oruç, bırakmak için evet fırsat bu bir fırsat. yeşil aycı olarak Hem hemen bunu, Covid-19 evet hem Ramazan. hem Ramazan zaten son dönemlerde Diyanet İşleri Başkanımız da bahsetti. Yani bu konunun dahi artık haramıyla alakalı şeyler var. Yani gerçekten uzak durmak lazım. İnsana emanet verilen bir bedendir bu. Bu bedeni hiçbir şekilde zararlı olan bir takım elementlerle zehirlememek lazım. Evet. Yani orucun sıhhatle alakalı kısmını ciltler dolusu anlatmakla biz işin açıkçası bitiremeyiz. Ama bununla alakalı bilimsel verileri özellikle merak eden insanlar varsa çok rahat bir şekilde özellikle İngilizcesi varsa dediğim gibi PubMed sitesinden binler adet her hastalıkta. Rahatça bulabilirler. Evet, mesela gebelikte dahi örneğin Urfa menşeli yapılan bir İstanbul menşeli yapılan iki çalışma var. Gebelikte dahi mesela çok şey yapılıyor değil mi? Belli bir ayından sonra tavsiye edilmiyor. Gebeliğin belli aylarında dahi çok ciddi mesela faydalarının olduğu görülmüş. Evet. Evet. Hocam, sizlere selam eden arkadaşlarımız var. Bizi Aleykümselam. Sakarya'dan, Kocaeli'den Maşallah. izleyenler varmış. İdlib'ten izleyenler varmış. GASKİ Genel Müdürümüz Hüseyin Sönmezler Bizden de aleykümselam. sizlere selam ediyor. Hayırlı iftarlar diliyor. Ömer Faruk abimize de hayırlı Evet. iftarlar diliyor ve teknik ekibimize de. İki sorumuz var hocam, izleyicilerimizden gelen. Müsaade ederseniz arkadaşlar değerlendirdi, sorulabilecek. Aslan Hanım şunu sormuş size. Şehrimizde görülen pozitif vaka sayısı ile ilgili sosyal medyada farklı yorumlar Evet. yapılıyor. Gerçek sayı hakkında hocamız bilgi verebilir mi? Evet. Yani ilk dönemlerde özellikle biraz provokatif çok sayı yanlışlıkları bilerek bilmeyerek diyelim artık oldu. Fakat şu anda bakanlığın sitesinde dahi çok şeffaf bir şekilde herkes ulaşıp bakabilir. Evet. Yani bu günlük değişiyor ama Gaziantep Üniversitesi olarak son 4 gündür yaptığımız testlerde, yeni gelen testlerin hiçbir tanesinde pozitif almadık. Bu aslında Son 4 gündür hiç son 4 pozitif gün yok. bakın. Eski pozitiflerimizin tekrarından pozitif gelen negatife dönenler var. Ama bu benim hiç zaten Türkiye'deki oranı da hastanemizde yapılan testlerle aslında aşağı yukarı yakalayabiliyorum. Yani 4 gündür olmadıysa demek ki Türkiye'de de ritim şeyde azalma var. Ki sayılar da onu gösteriyor. Yani bu provokatif çok sayıları yüksek, 1.000 adet, 2.000 adetler yok. Yani İl Sağlık Müdürümüz de ara ara bu konu hakkında zaten bilgilendirici demeçler veriyor. Açıklamalar yapıyor. Gazetelerimizde çıkıyor. O sayılar doğrudur. Yani o Evet. sayılarda evet. İnsanların bu sayılara inanmak hususunda Yok şüpheleri yok var hocam. yani Yani yersiz şüphe değil mi? yersiz şüphe. Yani var olan bir şeyi siz Niye gizleyemezsiniz. saklayalım? Niye saklayalım? Yani şunu da çok yani
Gerçekten sevinerek söylüyorum. Bugün mesela iki tane personelimizi biz savucu ettik. İki tane hemşiremizi. Elhamdülillah yani hepsi de çok rahat, çok böyle ağır olmayan tablo ile iyileşerek gittiler. Bu bütün vakalar öyle olacak değil, demek değildir. Özellikle kronik hastalığı olan, yaşı ileri olan vakalarda biz çok üzerinde duruyoruz. Yani vakaların %90-95'i ağır rolda gidiyor. Sürekli de diyoruz yani bunlar bizim ulu çınarlarımızdır. Evet biraz evde şu anda yalnız kaldılar vesaire dışarı çıkamıyorlar ama bir nevi tarihle geçmişle bağlarımız onlar. Muhakkak. Onları korumak adına gençlere de dikkat ederseniz 20 yaş altında belli bir süre sonra yasak getirir. Çünkü rahatlardır. Rahat gidip çıkıyorlardı. Belki kendileri az olabilir hastalığı kapma konusunda ve hafif atlatabilir ama yaşlara taşıma konusu bizim için önemliydi. Evet. Yani böyle provokatif bir takım haberlere kesinlikle inanmasınlar. Bakanlığın sitesi de var şu anda. Hemen hemen yerel gazetelerin hepsi belirli aralıklarla o sayıları yayın diyorlar. O Evet. sayılar doğrudur Ama iyiye doğru gidiyoruz yani. hocam. Elhamdülillah, çok Elhamdülillah. şükür. Yani tedbiri elden bırakmamak kaydıyla tedbir var, panik yok diyoruz. Sloganımız bu. Evet. İman sahibi insan tedbirini alır, tevekkülünü yapar, işine bakar. Tevekkülünü Bu Rabbine kadar. bırakır. Bu kadar. Tedbir bizden. Tedbir Sokağa çıkma olacağız. yasakları da tedbirden Tabii ibarettir. tedbir. Yani şöyle izah edeyim. Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ömer bir yere sefere gidiyor. Veba olan bir ilden geçmeleri lazım. Hazreti Ömer değiştiriyor ordunun Yolunu. yolunu. Sahabeden birisi diyor ki ya Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer de diyor ki Allah'ın bir kaderinden başka bir Başka bir kaderine kaçıyor. kaderine kaçıyor. Evet. 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 Bu da kader mevzuunda Kesinlikle. anlatılıyor. Kesinlikle. Yani biz tedbirlerimizi cüz-i iradeyle alacağız. İlim çerçevesinde kesinlikle mücadelemizi yapacağız. Mühür mevki kendisidir. Takdiri o verecek. Takdir Evet, o Allah'ındır diyelim. çabamızın karşılığı olmak üzere elbette ki. Çünkü insana çabasının karşılığı var diyor ayet-i kerimede yani. Çabasının karşılığı var. Yani Müslüman çaba sarf etmek zorunda, çalışmak zorunda ki emeğini alabilsin yani. Hocam isteyene değil, hem İşte çalışana hem isteyene hem verir. isteyene. Çok Hem önemli değil mi çalışan bu? hem işte. Tabii yani şimdi Batı'da diyoruz ki ya bulmuşlar vesaire. Bu bizim eksikliğimizle Yani alakalıdır. muhakkak. Eğer biz çaba sarf etsek ki çaba sarf ettiğimiz dönemler tekrar Endülüs'e örnek vereyim. Yani Kurtuba'da 1 milyon cilt kitap var. Evet. 1 milyon cilt kitap. Ünlü Fransız alimlerinden bir tanesi diyor ki %10'u ancak yetişiyor. Yani %90'ını yakıyorlar. Eğer diyor bunun diyor bir %10'u daha kalmış olsaydı biz şu anda galaksiler arasında geziyor olurduk. Yani o ilim aksanıyor. Nihayet İslam medeniyeti bir önceki medeniyetten almış, ıslah etmiş, topluma yararlı hale getirmiş. Bir yere kadar devam etmişiz. Ne zaman ki biz bize ait değerlerle Evet. barışıklığımızı kaybettik. Değil mi? Çünkü o değerler bize çalışmayı emrediyor. Yani Kur'an hangi yerinde siz ilimle ters düşen bir şey görebilirsiniz? Yani kitap sevenler, ilim sevenlerin Tabii içi canım. yanıyor değil mi hocam? Evet. Yani Böyle Hazreti yüzde doksan. Ali'nin İşte ilim Çin'de de olsa gidin bulun. Yani ilim insanın yiğitlik malıdır. Bunu sıralayabilirsiniz birçok Gibi. örnekte Evet. hayatın. Peki bir diğer soru hocam Betül Hanım'dan. Evet. İstanbul'dan izliyormuş. Buradan selam olsun. Aleykümselam. Gaziantep Üniversitesi'nin dillendirdiği tedavi yönteminin hastalardaki sonuç verileri nedir sorusunu Evet. sormuş. Az önce de ifade Evet yani etmiştiniz. bizim değişik üniversitelerde yapılan uygulamalarla tabii yine birçok üniversitenin başhekimiyle ortak WhatsApp grubumuz var. Sürekli irtibat halindeyiz. %60-70'lere varan başarılar elde ediliyor. Çok güzel. Yine dediğim gibi Yüzde 60, yüzde 70. 70 oranında evet uygulanan vakalarda başarılar aldığını gördük. Arkadaşlarımız, hocalarımız da bize iletiyor. Bizim sağlık sistemimizden ve sağlık çalışanlarımızdan da kaynaklı. Belki de toplumumuzun işte imani duygusu, ondan sonra sevgi bağının yüksekliği, birçok faktör koyabiliriz. İyileşme oranlarımız gerçekten Batı ile kıyaslanmayacak kadar yüksek. Yüksek. Bunun birçok faktörü var. Yani bunu tamamen Manevi bir faktörü de var. muhakkak. Çalışan sağlık personelimizin de faktör var. Orada temizlik yapan arkadaşımızın da, bir işçimizin de, bakanımızın da değil mi? Evet. Evinde dua eden teyzemizin de, oraya kavuşmak umuduyla bekleyen, çocuğunu düşünen hastamızın da. Hastamızın da. Evet.
Bir Çok ortak farklar var. hareket, bir ortak aksiyonun. Kesinlikle. Pekala hocam. Son sorumuzu da soralım. Daha sonra muhabbetimize devam edelim istiyorum. Hurmadan bahsetmiş Evet. izleyicimiz. Mehmet Soner adlı izleyicimiz. Hurma hakkında çok sayıda bilgi sayılıyor. Evet. Çok faydalıdır diye. Nedir diyor Evet. hurmanın hikmeti? Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani bir defa enerji içeriği ve tok tutma özelliği oldukça yüksek bir Besin. besin. Artı lifli bir besin. Bugün bağırsak sistemleriyle alakalı birçok hastalık aslında lifsiz yemeklerin çok aşırı tüketilmesiyle alakalıdır. Evet. Yani ikincisi şeker oranını bazı yiyecekler çok hızlı yediğinizde çok hızlı bir şekilde yükseltir ve sizde bir hormon dalgalanması yapar. Mesela bunu şeyde göremiyoruz. Burada görmüyoruz yani. Tok tutma özelliği zaten başlı başına Bir evet, özellik. bir özellik. Onun için sahurda da önerdiğimiz aslında Hem yiyeceklerden bir sahurda hem tanesi. iftarda Evet. diyelim. Evet. Pekala. Hem sünnettir, değil mi hocam? Evet, hem sünnettir. Sünnettir. Aslında ben şey Hem sorusunu sağlığa bekliyordum. faydalıdır. Yani meyanla alakalı bir soru gelir mi? Hiç gelmedi hocam. Ben söyleyeyim. Orada dikkat edilmesi gereken bir mesele var. Hocam Özellikle meyan da bulamıyoruz. Çarşı kapalı. evet, şimdi Nedir hocam meyanın hikmeti? meyanla alakalı bizim de çalışmalarımız var Antep olarak. Başka üniversitelerin de var. Şimdi meyanı çok dikkatli tüketmek lazım. Meyan su tutucu özelliği olan böbrek üstü bezinde bir hormonla benzer kimyasalları içeren bir içecek. Oldukça sağlıklı bir içecek fakat dozu biraz aşağısa sıkıntı oluyor. Yani kimlerde? Tansiyon hastaları, böbrek yetmezliği hastaları, kalp yetmezliği hastalarında özellikle 2 bardağı aşan tüketimlerde akciğerde sıvı birikimiyle, tansiyon yükselmesiyle bir bakıyorsunuz hasta Sonuç geliyor. oluyor, evet. Yani Dozu evet aşmamak geçen önemli. seneler mesela bizim acil serviste gelen vakaların büyük bir çoğunluğunda işte akciğerinde yüklenme olan, sıvı biriken, işte böbrekle problem olan, tansiyon yükselenlerin büyük çoğunluğunda biz meyan tüketimini görüyoruz. Bir ufak tavsiye de yine tıbbi bir tavsiye ve halkımızın geleneksel tüketim alışkanlığını hatırlatmak adına oruç mevsiminde biraz kabızlıkla alakalı problemler artar. Bunu az yaşayan illere özellikle örnek vereyim. Komposto yani hoşaf. Hocam, Evet, kayısı içinde üzümün, ondan sonra kayısının olduğu şeyi muhakkak hoşafı. suretle her öğünde bulunursunlar. Evet. Özellikle komposta diyoruz. Evet, yani kabızlıklar çünkü süt tüketimi azalıyor. Ondan sonra hareket de biraz azalıyor. Özellikle belli bir yaşın üstünde bir bakıyorsunuz. Orucun belli günden sonra, 10. günden sonra kabızlık problemleri başlıyor. Aslında orada biraz sıvı içeriği artı bağırsağı çalıştırıcı içeriği olan kayısının bulunduğu, işte üzümün bulunduğu, siyah eriğin bulunduğu hoşafı beraber Sofranızdan tüketirseniz eksik eksik etmesinler etmeyin diyelim. Allah'ın izniyle. Pekala Evet. hocam. Hocam, hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilin Bilin mi? demişti Evet, Resulullah Aleyhisselatü Resulullah Vesselam, program girişinde de söylemişti. Sağlık, sıhhat, kıymeti bilinmeyen nimetlerden midir? evet, Neden kıymeti bilinmiyor? maalesef öyledir. Maalesef öyledir. Ben bu benzetmeyi çoğu zaman yapıyorum. Biraz garipsendiği de oluyor ama. Yani insan kullandığı arabayı değil mi? Her sene bir kaskosunu yaptırıyor. Bir bakımına götürüyor. Trafik sigortasını yaptırıyor. Ara ara yıkıyor. Değil mi? Bir bakımını, yağını, suyunu. Aynı şeyi yani yılda bir de olsa be canı için pek yapmıyor. Değil mi? Pek yapmıyor. Can bu Yani kadar ucuz mu hocam? Niye yapmıyoruz ya? diyeceksiniz ya siz işin içindesiniz. Siz de mi öyle? Yani Ya şimdi estağfurullah. hanım bizi izliyor. Estağfurullah. Hanım da bizi izliyor. Bize de sürekli söylüyor. Biz de kendisine diyoruz. Geçer. Belki biraz tıbbi bilginin gerekliliğiyle öyle söylüyoruz. Biz dahi işin içerisinde olduğumuz halde çoğu zaman bunu yapıyoruz. Yani aslında bu doğru bir şey değil. Ara ara ufak tefek de bazı işaretler hissetmeden şöyle bir aile hekimine uğramakta, ne bileyim belki de bir hastaneye uğrayıp ya işte yaşımız geldi, olası bir takım hastalıklar var. Örneğin bayanlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri veya genetik olarak insanların annesinin babasından geçen işte kardeşi ölmüştür örneğin bir özellikle hastalıkta acaba bende de olmasın diyerekten şöyle bir uğramalarında fayda var. Evet, pekala. Evet. Hocam, şimdi müsaade ederseniz bir Müsaade etsin. Ne demek? ilahi aramız var.
İlahi'den hemen döndükten sonra, Eyvallah. şimdi dünya çapında daha önce salgınlar yaşanmış. Bu konuyla Tabii, alakalı bir fark soru sormak tabii. istiyorum size ve özellikle modern tıbbın acziyeti hususunda Evet. da sohbet edelim istiyorum. Evet, Fatih Hocam, bize ne söyleyeceksiniz? Yine güzel bir eser. Hasta gönlüm çaresizdir, gelmek ister yanına. Aşkın odu yakar beni, düştüğüm aşkın narına. Bu eserimizi hem Suat Eyvallah efendim. hocamıza ve kıymetli ekibine, personeline armağan edelim ve yurdumuzdaki tüm sağlık çalışanlarına Eyvallah. hediye edelim inşallah. Onlar adına kabul ettik Sayın Allah Hocam. razı olsun hocam. Çok sağ olun. Rabbim onlardan razı olsun. Sizlerden Emekleri de. üzerimizde çok gerçekten. Allah razı olsun diyelim Kendinize. kendilerine ve ekibine. Pekala. Eyvallah. Buyurun abi. Sizi dinliyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, yayınlarını yeni açan izleyicilerimiz için Gaziantep Kale Burcu'nda Ramazan Söyleşileri programındasınız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tertibiyle buradayız değerli izleyenlerimiz. Kim bizimle beraber? Fatih Hocamız bize ilahiyle birlikte bizimle beraber iki ilahi okuyor her programımızda. Dilinize sağlık, yüreğinize sağlık. Fatih Hocam çok sağ olun, var olun. Peki diğer bir konuğumuz yayınlarını yeni açan izleyicilerimiz için iftara da az kaldı. Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi, aynı zamanda başhekimi Profesör Doktor Suat Zengin hocamız. Hocam sohbetimize devam edeceğiz ama öncesinde bir sorumuz var. Evet. Sorumuzla başlayalım istiyorum. Ramazan ayı geldiğinde sağlıkla ilgili sorunlarımızı hastanenin hangi biriminden başlayarak bilgi alabiliriz diyor bir izleyicimiz. Mehmet Soner. Normal süreçte yani geçen seneler için Ramazan ayında biraz tabii hastanelere başvuru, oruç tutma esnasında işte kan alınır vesaire bozulur, serum verilir bozulur diye azalıyordu. Tabii Covid'le üst üste gelince biraz daha azalma oldu. Evet biz ilk dönemlerde biraz tedbir amaçlı ertelenebilir hastalıkların gelmesini istememedik. Sağ olsun Antepliler de bu konuda bize destek oldular. Evet hocam. Ancak yavaş yavaş artık özellikle bazı hastalıklarda muhakkak suretle gelmeleri gerektiğini, sıkıntılar yaşandığını haberini alıyoruz. Örneğin kardiyolojiden hocalarımız söylüyor, kaplama cerrahisinden hocalarımız söylüyor. Yani acil ve semi acil dediğimiz bir takım ameliyatların muhakkak suretle bekletilmeden yerine Yapılması getirilmesi gerekiyor. lazım. Burada da yeterince tedbir alındı yani üniversitede hiçbir hastamız ya işte biz uzak duralım gittiğimizde oradan Covid kaparız gibi bir kaygıyla var olan sağlık problemleri artık onları dayanılmaz hale getirmişse geri durmasınlar. Muhakkak gelsinler. Hastanenin kabulü var. Kabli var, Fakat poliklinik. hastaların tedirginliği var. Evet. Gelmekte Hayır, çekiniyorlar. bunu artık ilk başta evet biraz haklı bir şey olarak uygulamamız gerekiyordu tedbir olarak ama şu anda özellikle kronik rahatsızlığı olan bir takım hastalarımız var. O hastalarımızın kontrole gelmeleri gerekiyor. Bunu ötelemesinler. Çünkü değerler değişmiş olabilir. Bu sebeple takipten kaçan, gözden kaçan bir takım ek bulgular Allah muhafaza hayati sıkıntılara sebebiyet verebilir. Gerek polikliniğimiz, gerek acil servisimiz hizmet veriyor. Acil serviste biz kendi içinde böldük zaten. Yani orada geldikleri zaman COVID şüphesi olan hastalarımız bir yerde bakılıyor. Bir başka Tabii. bölümde. Diğer acil hastalarımız, ayaktan gelen acil hastalarımız bir yerden bakılıyor. Ambulansla gelen hastalarımız bir yerden bakılıyor. Başka Yani bir bunu yerden bakın. kategorize ettik. Dünya Sağlık Örgütü'nün algoritması bakanlığımız tarafından da bizim koşullarımıza uygun şekilde tekrardan revize edildi. Birebir uygulanıyor. Poliklinik kısmında da aynı şekilde girişte bir akreditasyon yapılıyor. Bir ön değerlendirme yapılıyor. Bir takım sorular, işte ateş ölçmeler vesaire. İşte maskesi olmayana maske takdim ediliyor ve ilgili polikliniğe yönlendiriliyor. Bizim hem hastanemize ait olan sitemiz hem telefonla ulaşma imkanımız var randevuyla alakalı. Yani hastalarımız bu yolları kullanarak randevularını alabilirler. Şöyle bir şey soruluyor. Ya işte sokağa çıkma yasağı döneminin olacak. Bu konuda rahat olsunlar. Yani Acil bir evet durum söz tabii acil bir konusuysa. durum sorusu. Bu zaten geldiklerinde kendilerine belge verilir. Artı örneğin 20 yaş altı ve 65 ile alakalı işte sokağa çıkma yasağına giren tabi olanlar nasıl olacak? Bunda ne kadar randevu aldıklarında ceplerine bir mesaj gidiyor. Bunu almaları dahi kafidir.
Yani 15 yaşında bir çocuk örneğin hasta getirilmesi lazım. Kaygısı ne? İşte sokağa çıkma. Bu da kaygı edilmesin. Getirilsin, acillik bir durum varsa yine biz kağıt belge takdim ederiz. Randevu ile gelip muayene olacaklarsa bu yolları kullanarak telefon veya internet üzerinden oradan ekran görüntülerini dahi fotoğrafını çekmeleri, cep telefonuna gelen mesajı. Acil bir durum söz konusuysa ameliyat ediyoruz tabii. Ama Evet. şimdi mesela basit bir mevzuysa da kabul söz konusu oluyor mu? Yani Kulakta iltihaptır. Mesela normal bir griptir. Küçük evet. hastalıklarda. Ya biz bunları diyelim ki bu kişiden kişiye değişir. Yani evet grip var kişiyi gerçekten yatak döşek yapar. Sarsar. Evet yani belki de korona ile alakalı bir griptir. Yani kişi aslında nereye dayanıklı olduğunu, nereye sınırlı olduğunu kendisi de ölçebilir. Yani bu süreç içerisinde örneğin plastik cerrahilik bir düzeltme ameliyatı yapmazsınız. Ama bir uzuv kopması vardır. O acilliktir yaparsınız. Aciliktir, hayati bir Evet. mevzudur. Yani bunu işte kastettiğimiz bazı ameliyatlar var. Bunlar biraz erten edilir. Örneğin düz taban problemi vardır. Örnek olarak vereyim birkaç tane. Veya kulakla alakalı örneğin kulaktaki zar ile alakalı bir deliği vardır. Oraya tüp yerleştirilmesi gerekiyordur. Bu şu anda akut bir iltihap alevlenmesi vesaire yoksa bu ertelenebilir. Ama göze yabancı cisim girmiş ve gözde görme kaybı oluşacak. Bu ertelenemez, hemen Bu gelmelidir. ertelememesi Evet. hemen gerekiyor. Aynı şekilde ağrı eşiğiyle alakalı da kişiler kronik hastalıkları olanlar artı diğerleri. Yani dayanılmaz hiç hayatında hissetmediği bir baş ağrısı çeken bir hastayı düşünün ki biz baş ağrısının bazen sebepleri ne oluyor? Örneğin kanama oluyor. Sorgularken acile başvurduğunda hayat... İçin bir tedbiriniz var mı Tabii. peki? Şimdi tabii hastaneye giriş çıkışları geçmişteki gibi biraz rahat bırakmıyoruz. Yani biraz aslında Olması bu gereken de budur mu tabii? Osmanlı gereken budur. Yani Resulullah'ın da bir şeyi var. Hani ziyaretin kısa olanı tavsiye Makbuldür. eder. Evet, makbuldür. Evet. Hastaları ziyaret etmek de tavsiye edilir ama artık günümüz modern. Bir hasta yakını yukarıya çıkıp görüntülü telefondan bir şey yapsa herkes geçmiş olsun dileğini iletebilir. Evet. Yani bir hastanın başına sürekli farklı farklı insanların girmesi ve Allah muhafaza içinden bir tanesinin Covid değil, Covid bitten sonra başka bir hastalığı getirip vermesi değil mi? Bu konuda aslında bu süreci atlattıktan sonra da biz hasta ve hasta yakınlarımızdan biraz anlayış bekliyoruz. Yani biraz daha bu konuda eminim ki hasta belki dinlendiremiyor. Öyle hastalar var ki ağrısı vesairesi çok ciddi. Belki de yani çok hızlı bir ziyaretin olmasını istiyor ama dinlendiremiyor. Değil mi? O ağrı durumunda, şey durumunda. Ama sürekli ziyaret oluyor, geliyor. Bazen o ziyaretlerin uzaması şey de veriyor. Yani kişiye rahatsızlık da, ızdırap da veriyor. Evet, muhakkak. Aklıma bir mesele getirdiniz hocam. Evet. Bir ablamın babaannesi çok yakın zamanda vefat etti. Allah rahmet etsin. Yani Şu cümleyi kurmuştu onunla ilgili. Ağrısı müthiş derecede fazla olmasına rağmen bir yerim ağrıyor, acıyor demezdi. Böylesine özcü bir kadındı derdi. Bir yerim ağrıyor dediği zaman hakikaten o zaman korkabiliriz derdi. korkabiliriz. Evet. 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 Çok güzel. Evet. O kadar demek ki dayanıklı birisi. O dahi diyorsa bu Evet. sıkıntı demektir. Biz de hastalarımıza onu söylüyoruz. Yani yavaş yavaş biraz artık hastanemizin koşulları uygun, müsait şey yapabilirler. Yani bize başvuru yapabilirler. Pekala hocam. Şimdi dünya çapında daha önce de COVID-19'a benzer salgınlar, pandemi yaşandı muhakkak. Peki bu salgınlar nasıl sonuçlandı, nasıl nihayet erdi, nasıl bitti? Evet. Bu konuyla Tabii. alakalı sizden bilgi alalım. Yani tabii COVID salgını biraz gündemde şu anda tutuluyor ama başka salgınlardan da örnek vereceğim. Yani sayı itibariyle dünyada milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veren başka salgınlar var. Halihazırda salgın gibi görünmeyen ama ondan çok daha fazla insan ölümüne sebebiyet veren durumlar da var. Örneğin sigara. Bu da bir salgın mıdır hocam? Sigara. Yani bizim açımızdan öyledir. Yani COVID hastasını 14 gün muhafaza edersiniz. Tedavi protokolünü uygularsınız. Allah'ın izniyle şey yapar. Evet vefat edenler var. Rabbim onlara da gani gani rahmet eylesin. Ama sigaradan ölen insan sayısı ondan çok çok daha fazla. Ve sürekli. Ve tedavi sürecinin hekim kısmını, personel kısmını bizim vazifemiz. Problem değil. Peki hastanın ve hasta yakınının değil mi? İşte Yani. kansere dönüştüğü zaman ki en önemli tetikleyicilerinden bir tanesi. 5 yıl, 6 yıl tedavisi süren insanlar var. Ya bunu
görmemesinden geçmememiz lazım. Şiddetle tavsiye ediyoruz bütün bizi dinleyen Antepliler'e. Bir an önce sigarayı atsınlar. Bir an önce, yani bugün bugündür deyip atsınlar. Bir tane dahi kağıdır. Diğer taraftan örneğin HIV, yani AIDS, değil mi? Bu da başka bir meselenin bir karşılığı. İşin ahlaki boyutu da var Evet. tabii. Yani 81 yılında Amerika'da ilk vaka tespit edildi. Şu ana kadar ölen insan sayısı 35 milyonu buldu. 40 milyona belki de dayandı yeni şeylerden. Yani Evet. kaç yıl? 40 yıl. Demek her yıl 1 milyon insan ölüyor. Yani. Ve hastalık o kadar ızdırap verici ki. Yani bununla alakalı son dönemlerini yaşayan o hastaların bizler denk geliyoruz ama işte diğer insanlar görseler şaşırlar. Yani bu da bir salgın aslında. Kesinlikle. Yani sigara nasıl o birini tetikliyorsa, milyonların ölümüne sebebiyet veriyorsa, bunda ahlaki boyutuyla tetiklediği bir mesele var. Bunu da görmemesinden gelmemiz lazım. Bunun Evet. gibi aslında işte alkole belki değinebiliriz, değil mi? Karaciğer sirozu yapması açısından evet faydalar var ama değil mi? Ayet-i kerimede diyor faydalar var ama zararı daha fazla. Yani bu konuda gerek hadisler gerek de Kur'an'daki ayetleri şöyle bir insanların kolaçan etmesi lazım. Yani Rabbimizden gelen bir mesaj var ve bu mesajı görmemesinden gelemeyiz Bir emri var, emri uymak yani. Yani zorundayız hani diyoruz. bunu normal bir beşer söylemiyor. Yani Ya yani Suat söylemiyor, Ahmet söylemiyor, Mehmet söylemiyor. Rabbül Yaratan Alemin söylüyor. söylüyor. Evet. Evet. Peki tarihte neler oldu? Yani tarihte Evet. gerçekten Ona da geçelim hocam. Personelleriniz sizi izliyormuş bu arada. eyvallah Önsöz hepsine. Bey selamlar ediyorlar ve Biz hayırlı selam iftarlar ederiz. diliyorlar. Yani personelimin her biri bir altın gibidir Evet. benim için. Var İnşallah olsunlar. hiçbir personelimin zarar görmeyecek şekilde bu süreci atlatırız. Bütün tedbirlerimize rağmen yine de takdir Rabbimizin ama İnşallah. her biri bizim için Ne kıymetlidir. kadar şanslılar sizin gibi bir Eyvallah. Biz başhekimi. Gibi. şanslıyız. Onlar da Eyvallah, var çalıştığımız olun. için. Bu arada Gaziantep Çevik Kuvvet'ten de bizleri izliyorlarmış. Buradan bütün polislerimizi de Evet. saygıyla selamlayalım Onlar da bu diyelim. süreçte şeyler. Hakikaten hocam. Ardı ardına Böyle geldik mesajlar. ilginç haberler alıyoruz. Biraz da diyoruz bizi de anlamaya başlıyorlar biliyorsunuz. Kaçmalar oluyor, gidip Evet. yakalamalar oluyor, getirmeler oluyor. Dün bir tane vaka, ilginç bir vaka daha olmuş. Niyetinde emniyet görevlileri de gerçekten burada bu İşin ön içinde. safta, bu işin Terazinin diğer içerisindeler. tarafı da. Fakir görmezden Evet. gelemeyiz. Her biri bizler için gerçekten kıymetli. Şu süreçte o kadar gerçekten bize destekler var ki hiç küsümsenemez. İyi ki onlar da var. Evet. İyi Evet. ki. Peki tarihte neler olmuş hocam? Tarihte yani şöyle ufak tefek notlar aldım. Bilinen geriye doğru gittiğinizde belki sayı tespitleri mümkün değil ama örneğin bir Bizans döneminde 500'lü yıllarda, 540'lı yıllarda Justinian denen o dönemde bir salgın oluyor ve imparatorlukta insanların %40'ının öldüğü rivayet ediliyor. İnsanların yüzde Evet, kırkı %40, ölüyor. evet o dönemde Bizans gribi olarak biliniyor, ölüyor. Kara veba olarak bilinen bir yine tarihte ve burada biraz ölüm sayısı tespit edilmiş. Mesela 1346 yılında 50 milyon insan ölüyor. Ha. HIV'i zaten az önce söyledik. Evet. Daha devam ediyor. İnşallah şifası ile alakalı bir ilaç bulunur tez zamanda da. Çünkü ben biraz burada insan milliyetçiliği yaparım şeytana karşı. İnsan milliyetçiliği tabiri bilmiyorum hiç duydunuz mu? Şimdi duydum Çünkü hocam sizden. Rabbini, evet Rabbini bilmeden kaybedilmiş her insan şeytanın kazancıdır. Evet. Biz isteriz ki her insan onu tanısın. Rabbini bilerek Evet. ona ulaşsın. Evet onu olasın. Yani şöyle bir mantığa şey yapmayız. Ya müstahtı falan. O, yok o Müslümanın şeyi değildir. Müslümanın görüşü olmaz. Biz üzülürüz. Üzülürüz yani. Bilerek, hakkı bilerek gitmelidir. Mesela 1918'de İspanyol gribi var. 20 milyon insan. 20 milyon. Evet, 20 milyon insan gidiyor. Yani örnekler çok. Evet. Peki bu başımızdaki bela böyle sonuçlanır mı hocam? Yok. Allah korusun. Çok şükür. Çok şükür. Ben modern çağdaki salgınlar biraz daha az sayılarla atlatılabilir oldu. Atlatılabilir oldu. Yani tabii modern tıbbın ondan sonra alınan tedbirlerin evet bazen bizim sıkıntımız oluyor işte sosyal medya vesaire değil mi? Evet. Teknolojinin kendisi. Tabii onu yerli yerinde kullanırsanız
defa faydaya dönüyor. Yani. Evet, şimdi bugün mesela izolasyon konusunda Sağlık Bakanlığı ne yaptı? Bir tane program ekledi. İşte riskli birisi var mı? Oraya girmiş mi? Yani Riskli kim bölgeye dayı giriyor vesaire. mu? Bakın işte eğer teknolojiyi siz hayra kanalize ederseniz size çok güzel ilk imkanlar sunar. Modern çağda hali hazırda devam eden, evet yani geçen yıl 1 milyon insan yine gripten öldü. Ama salgın boyutunda değildi. Aralıklıydı. Yine kronik hastalıkları olan insanlar vefat etti. İşte kanser hastalıkları olan insan oldu. Veyahut da normal bir takım vakalar da üstüne ek bir takım hastalıklar bindiği için vefat etti. Gelecekte de belki de şekli, cinsi, bazen bakteri olacak, bazen mantar, şu anda virüs karşımıza farklı salgınlar muhakkak surette gelecektir. Evet. Evet, yani Evet. çok büyük salgınlar var. Yani Dünya çapında daha önce evet, çok büyük yani salgın. milyonlar, 40 milyon, 60 evet, milyon 40 diyoruz milyon hocam. 60. Mesela en yakın tarihi söyleyeyim. En yakın tarihte örneğin 1968 Hong Kong gribinde, yine 1957 Asya gribinde, birinde 1 milyon, birinde 2 milyon insan ölmüş. Yani Yani. ölüm hak vaki. Önemli olan Ne bunu derlerdi? her daim akılda tutmak. Allah hayırlı ölümler Yani nasip etsin evet, eğer, değil mi? her daim akılda tutmak. İlla böyle bir hatırlatıcı, bir uyarı gibi işte bir grip geldiğinde hatırlamak değil de her daim. Yani gripten ölmediniz de başka bir şeyden ölmeyeceksiniz manasına Manasına geliyor mu? gelmiyor. Yok. Yani bir ayet-i kerimeyi hatırlatarak geçmek isterim. Yani sağlam kaleler içerisinde dahi olsanız ölüm sizi gelip bulur. Bu ayeti tedbirleri küçümsemek, azaltmak manasında söylemiyorum. Yani her daim ölüm akla. Ramazan ayındayız, kutsi bir aydayız. Bunu vurgulamamız lazım. Nasıl bakın bir virüs toplasanız tüm dünyadaki insan, enfekte olan insanları da belki de bir araya getirseniz bir gram etmeyecek ama ne yaptı? Şöyle bir Dünyayı sarstı. mahvetti, sistemi Evet, değiştirdi. sistemi bozdu değil mi? Evet. Evet. Hocam tam bunun karşılığında modern tıbbın aciziyetine gireceğiz ama Evet. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ekibinin de selamları varmış Aleyküm selam. sizlere. Halil İbrahim Kalkan ilk günden beri takip ediyorlarmış bizi. Eyvallah. Var olun. Hocam şimdi bu kadar modern tıp dedik. Tabii ki başarıları var. Tıbbi imkanlar, teknolojik imkanlar. Japonya'dan bir alet getireceğinizi söylediniz Evet. mesela. Çok imkanımız var ama her şeye rağmen modern tıp neden aciz? Evet. Aciz olmasa belki de ilahlığını ilan edecek insan. Evet. Yani az önce söyledim, bir Tek gram. cümleyle cevabını Evet. verdiniz hocam. Aciz olmasa ilahlığını ilan edecek. Evet. Yani Hz. İsa biliyorsunuz hastaları iyileştiriyor, ağlayacağı karanlık işte kör olan veyahut da ölüleriyle diriltme ile alakalı değil mi? Kur'an'da geçen şeyleri var. Aslında tıbbi yönü olan bir peygamber. Evet. Hazreti Yani İsa. evet. İsa Mesih. Yani Kur'an'da ilimle alakalı yüzlerce ayet bulursunuz. Müslüman adam ilmin peşinde koşacak. Çabasını sarf edecek. Tedbirini alacak. Ama şunu unutmayacak. Ufacık bir virüs insanı bu hale getirebiliyor. Acizdir insan yani. Bunu Evet. göz önünde bulunduracak. Muhakkak surette Allah'ın yarattığı, bildiği ve bilemediklerini de keşfedebilmek için çaba sarf edecek. Bunu insanlığın hizmetine sunabilmek için çaba sarf edecek. Bakın bugün elektriğin ne yapıyoruz değil mi? Nimetinden faydalanıyoruz. Müslüman olmayan birisinin çaba ve gayreti değil mi? İnsanın çabasının karşılığı var. Allah'a nasip etmiş. Evet. Çok şükür yani İslam alimlerinin de geçmişte çok güzel şeyler var. Şu anda da çok şükür artan bir şey var. Aziyetini unutmayacak ama çabasını, ilmin peşinde koşmasını, modern tıp, modern ilimle alakalı bütün alanlarda çaba sarf edecek. Evet. Vaktini malahani işlerle değil, çalışarak geçirecek. Çalışarak geçirecek diyelim. Bir acizlik bir bakıma kolun acizliği, modern tıbbın acizliği kulun acizliğidir Kudüs aslında. acizliği. Evet, kulun Rabbin olan acizliğidir. Evet, Evet. evet. Hocam 3 dakikamız kaldı bu arada. Özel bir soru sormak istiyorum size. İlk orucunuzu hatırlıyor musunuz? Evet, ilk orucumu hatırlıyorum. Nasıldı? İyi ki büyüklerimiz vardı. Evet. Yani yarım da olsa bir hediyeyle işte bir takım manalı o anda bizim çocuksu olarak algılayabileceğimiz değil mi? Bana orucunu satabilir misin? Evet. Diyerek
Oruca şevklendirdiler. Şevklendirdi yani şevklendirdi. Tabii ağaç yaş iken ayrılır. Yani siz ne yapıyorsunuz? Atanızdan gördüğünüzü alıyorsunuz. Şimdi bizim de sağ olan anne babamız Allah kendilerinden razı olsun emekleri üstümüzde çok fazla inşallah dualar her daim üstümüzde olur. Ondan dualar olduğu için belki de bazı şeyler yolunda gidiyor. O dönemde bilebildikleri bilgiler dahilinde bize bir yol açtılar yani. Evet. Ya tam bu noktada Evet. çocuklarımızı, gençlerimizi şevklendirmek önemlidir. Çok önemlidir diyebilir miyiz gelecek kuşaklar için? Kesinlikle ve Yeni bir medeniyet inşası için. korkutarak değil. Ben sevdirerek. Yani cümlelerde özlem ve yükleme aynı haberi mesela kötü bir haberi olumlu bir cümleyle de verebilirsiniz. Olumsuz bir cümle de verebilirsiniz. Bir teşviki ya işte kalk oğlum oruç tut yoksa cehenneme gidersin demek var. Değil mi? Evet. Seninle birlikte cennette olmak istiyorum. Beraber oruç tutalım demek var. Muhakkak. Yani Söylem yapıcı. farklılığı. Yapıcı. Evet. Evet hocam. 2 dakikamız kaldı bu arada. Dua edeceğiz hocam. Sizden bir dua Evet. rica edeceğiz. Şimdi tıp doktorusunuz. Aynı zamanda akademik profesör doktorsunuz. Ama en başta tabii ki bir mümin, bir Müslüman Evet, tabii sıfatınızda. en başta insan, ondan sonra bir mümin, Müslüman. Müslüman, evet. Beşerden başlayıp insan, Beşer, sonra beşer, Müslüman diye insan, evet. Müslüman. Evet, Evet. titırlarımız en sonda. Çünkü ölüm hak vaki olduğunda Evet. her kişi niyetine diyorlar, isminizi dahi Evet. söylemiyorlar. Değil Muhakkak. mi? Nitekim bu Orada kalıyor o iş. Sultan Süleyman'ın o başta okuduğum şiirinin devamında Evet. saltanat düdükleri bir cihan kavgasıdır diyor. Nedir ki yani? Bir cihan Evet. kavgasından ibaret. Bu kadar. Öldük, kıyametimiz oldu, bitti. Evet. Değil mi? Hocam buyurun duamızı alalım inşallah. Evet. Ezan da siz dua ederken okunacaktır büyük ihtimal. Amin. Ey Rabbimiz, aciz kulların olarak Ramazan-ı Şerif'i eda ettiğimiz bu günlerde aczimi, aziyetimizin farkında olarak sana ellerimizi açıyoruz. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Amin. Devletimize, milletimize bu uğurda çaba sarf eden bütün devletimizin çalışanlarına sen kolaylıklar nasip eyle. Kötülükleri bizden uzak et ya Rabbi. Amin. Bu salgın günlerinde bütün milletimizin çaba gösterdiği, gayretle uğraştığı bu günlerde Rabbim sen bizi hayra, güzelliğe ulaştır. Amin. Günahlarımızı bağışla. Bizlere anne babamızla, evlatlarımızla cennette yan yana beraberce olmayı nasip eyle. Amin. Amin. Tuttuğumuz oruçları kabul eyle. Rabbimiz bizlere hayırlı evlatlar, güzel nimetler, hakkını verebileceğimiz güzel işler yapmayı nasip eyle. Amin. Amin. Amin, amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Kıymetli izleyenlerimiz bugün de iftar programımızın sonuna geldik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tertip ettiği Ramazan Söyleşileri programını bugün de Suat Zengin hocamla Eyvallah. bitirdik. Allah razı olsun hocam. Sizlerden de razı Sohbetleriniz, olsun. muhabbetiniz için. Fatih hocam sizden de Allah razı olsun. Değerli Gaziantepliler, Gazi şehrimizin Gazi evlatları yarın bir başka programda yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, ümitle kalın, duayla, ibadette kalın. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar efendim.